Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde çok güzel, tam kıvam, tam ölçülü gül lokumu yapacağız. Yoğun bir kıvamıyla, tadıyla nefis bir tarif olacak. Hemen yapımına başlıyoruz. Öncelikle lokumun şerbetini yapmakla başlıyoruz. Bunun için uygun bir tencereye toz şeker, suyumuzu ve bir dilim limonu ilave ettik. Ve kaynamaya bırakıyoruz. Ara sıra karıştıralım. Ve şimdi lokumu yapmaya başlıyoruz. Bunun için tencere uygun bir tenceremizi alıyoruz. Ardından içme suyunu döktüm. Hemen ardından nişastayı da ekliyorum. Ve böyle gördüğünüz gibi kırmızı gıda boyası. Ondan da bir çay kaşığı ekliyorum. Tarifi açıklamada bulabilirsiniz. Her zaman oraya yazıyorum net bir şekilde. Evet, kırmızı gıda boyasını da ekledikten sonra böyle gördüğünüz gibi krem tartar var. Bundan da yaklaşık bir tatlı kaşığı kullanıyorum. Bunu kullanmanız şart, öyle söyleyeyim. Çünkü lokuma asıl kıvam veren budur. Hani dışarıdakiler gibi olmasını sağlayan. Ve hemen ardından böyle içilebilir gül suyunu ekliyorum. Bundan da kahve fincanına yakın dolduruyorum. Eğer yoğun seviyorsanız fincanı tam doldurun. Şimdi hemen karıştırıyorum güzelce. Şu an zaten nişasta suya karıştığı için biraz böyle sertleşir gibi yapıştı. Normal. Hemen karıştırınca zaten çözülecek. Bu esnada şerbetimiz de kaynadı. İçindeki limonu aldım. Altını kapattım ve soğumaya bıraktım. Bu arada lokumu da gördüğünüz gibi koyu bir kıvam aldı. Sürekli karıştırıyoruz, onu da söyleyeyim. Kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Devamlı karıştırmanız gerekiyor. Bu krem tartarı ben internetten sipariş verdim. İnternette kolaylıkla bulabilirsiniz. Evet, istediğim kıvama geldi ve şimdi önceden hazırladığımız şerbeti azar azar ekliyoruz. Azar azar ekleyin, birden eklemeyin ve eklediğiniz zaman da kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Devamlı karıştırmaya devam edin. Tüm şerbeti ekledim. Şimdi sürekli karıştırıyorum. Yaklaşık 45 dakika boyunca böyle devamlı karıştırın. Kısağa yakın orta ateşte böyle sürekli karıştırın. Zaten karıştıra karıştıra orta ateşte kıvamını alacak 45 dakika sonrasında. Mis gibi de koktu şu an. Evet, bakın arkadaşlar, istediğimiz kıvama geldi. Dediğim gibi 45 dakika kavurmayı unutmayın. Şimdi de lokum bittikten sonra şöyle boşaltacağım, borcam, artık tabak neye koyacaksanız onun altına önce böyle bir yağlı kağıt dizin. Sonrasında yağlı kağıdı da benim yaptığım gibi hafifçe bir sıvı yağ ile yağlayın ki lokum sonrasında ertesi gün çıkarttığımız zaman yapışmasın diye.
hafif sıvı yağla yağlamanız yeterli zaten. Hani ne olur ne olmaz yapışmasın diye. Şimdi güzelce düzlüyorum dokumu. Evet, düzelttikten sonra böyle öne arkaya sağa sola da bir itin şöyle tam düzleşsin. Sonrasında kalan diğer kağıtları da böyle üstüne düzelttim. En son da böyle streç film ile örttüm. Tabii ilk önce oda sıcaklığında bekletin. Hani üzerini düzelttikten sonra yaklaşık böyle bir 10-15 dakika oda sıcaklığında bekletin. Sonra böyle üzerini streç filmle örtün. Ve dolaba kaldıracağız. Bir gece dolapta beklemesi lazım. Evet, bir gece dolapta lokumumuz bekledi. Şöyle gördüğünüz gibi nişasta ve pudra şekeri karışımı var. Bunu lokumun üzerine kullanacağız. Lokum çok güzel kıvam almış gerçekten. Zaten sonlarında göreceksiniz. Şimdi bu karışımı lokumun üzerine döküyoruz. Güzelce bir bolca bir yayalım şöyle. Sonrasında o karışımı döktüğümüz tarafı tahtanın üstüne artık nereye koyarsanız tezgaha da ters çevirdim ve bir diğer yüzündeki yağlı kağıdı da çıkardım ve gördüğünüz gibi yağlı kağıt çok rahat bir şekilde çıktı. Asla yapışmadı. Yani bu yüzden dediğim gibi kesinlikle tavsiyemdir. Az bir miktar sıvı yağ ile yağlamayı unutmayın yağlı kağıdınızı. Şimdi bir diğer yüzünü de aynı bu karışımla pudra şekeri ve nişastayla onu da buluyorum güzelce bolca. Ve dilimliyorum. Böyle yaklaşık iki parmak kalınlığında dilimledim ben. Ben biraz büyük dilimler yaptım aslında. Siz isterseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Farklı şekillerde. Artık kesimi, şekli kesinlikle artık size kalmış. Nasıl istiyorsanız. Ben böyle kalın kalın yaptım. Eğer bu şekilde kare şeklini vermek istiyorsanız daha mesela benim yaptığımın yarı kısmına daha küçük yapabilirsiniz. Atıyorum mesela işte bir parmak kalınlığında keserseniz eğer benim yaptığım lokumun yaklaşık tam iki katını elde etmiş olursunuz. Bu arada her kesimden sonra bıçağın kenarını böyle nişastaya bulayım benim yaptığım gibi bir sağdan soldan. En azından diğer şekil keserken yapışmıyor. Çünkü lokum bilirsiniz yapışkan bir özelliği var. Şimdiden nefis göründü gerçekten. Yani tadını size nasıl anlatsam. Çok güzel yoğun bir tadı var. Hani dışarılardan alırız ya böyle gül lokumu. Onlar da çok doğruya doğru yani. Çok böyle gül tadını alamayız hani. O aromayı alamayız ama bunda çok güzel bir şekilde o aromayı alıyoruz yoğun bir kıvamda. Hem doğal ev yapımı. Yani aslında yapımı çok basit. Bir şey yok yani. Sadece işte dediğim gibi o krem tartarı vesaire malzemeleri sipariş ettikten sonra kolaylıkla yapabilirsiniz. Bir zahmeti yok yani. Tabii kavurma esnasını geçersek onun dışında gayet kolay. Tüm lokumları güzelce buladıktan sonra servise hazır hale geldi. Bakın nefis görünüyor gerçekten. Keşke sizlere de ikram edebilsem böyle. Anlatmakla yetmiyor çünkü. O kadar güzel diyeyim size. Yoğun bir aromasıyla. Çok güzel kıvamında, nefis gerçekten. Mutlaka tavsiye ediyorum ve eğer buraya kadar beni izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir emoji dahi olsa yorum kısmına bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsınız. Eğer kanalıma abone değilseniz hemen aşağıdan abone olabilirsiniz.
Lokumların kıvamını görüyorsunuz. Nefis gerçekten. Mutlaka deneyin. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.